Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslüman kardeşlerim, bugün inşallah Anıtır bölgemizin Latsın beldesinde çadırdan camiye, camiden külliyeye nasıl gelindi, kısa ve öz bunu anlatmaya çalışacağım. Suçu lisan olursa affola inşallah. 2008'in Ramazan ayı, Latsın'dan minibüsle 15 ile 17 genç teravih namazına gelip giderken gençlere şunu sordum. Gençler, Latsın'da bir camimizin olmasını ister misiniz? Olursa gelip gidip sahip çıkar mısınız? Hep birlikte koro halinde, evet amca, çok güzel olur. Ben de bu gençlerin gözlerindeki bu mutluluğu, bu sevinci görerek akabinde hemen yetişkinleri toplayıp bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıdan çıkan karar Latsın'da bir camimizin olması yönündeydi. Hızlı bir çalışmayla Latsın'da bir cami yerimizi kiraladık, tadilatına başladık. Tadilatının %70'i bitmesine rağmen belirli çevrelerin şikayeti sonucu belediye kapatma kararı aldı. 2009 Ramazan ayı yaklaşırken belediyeye müracaat ettik. Madem ki camimizin yerini kapattınız, Ramazan ayında ibadetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yer tahsis edin diye yine red geldi. Ama biz durmak bilmiyorduk. Belediyeye müracaat ettik. Madem ki yer vermiyorsunuz, en azından bize bir Ramazan çadırı kurma için yer tahsis edin diye. Sadece kurulmasın diye Ramazan'a 2 gün kalası bize yeri tahsis ettiler. Ama şunu unutmuşlardı. Milli görüşçü demek tekeden süt çıkaran demekti. Elhamdülillah 2 gün içinde 2 tane 60 metrekare çadırı, 1 tane 30 metrekare çadırı alarak kurduk. Birini bayanlara, birini erkeklere tahsis edip 30 metrekare çadırı da mutfak olarak kullanıp ibadetlerimizi gerçekleştirdik ve 30 iftar yemeği verdik elhamdülillah. Cuma namazlarımızı, teravih namazlarımızı kılarak, bayram namazımızı da kılıp, bayram şenliğini de yapıp çadır serüveni son buldu. Ama çalışmalarımız elbette ki son bulmuyordu. Tekrar bir cami yeri kiraladık. Belediye izin verdi. Bu sefer de diğer tüm siyasi partiler ve kiliseliler Latsın'da caminin olmaması için adeta seferberlik ilan ettiler. Lobi çalışmaları yaptılar, basın toplantıları yaptılar. Buna rağmen biz de gemileri yakmıştık. Latsın'da bir camimizin olması için seferberliği ilan etmiştik. Ama Rabbim bizlerin galip gelmesini nasip etti. Latsın'da bir camimiz oluştu. 10 yıldır burada faaliyet gösterdik. Gelinen noktada gördük ki çoğalan yeni neslimizin, çoğalan ihtiyarlarımıza buranın artık cevap vermeyeceğine yönünde karar kılındı ve istişareler sonunda daha büyük bir külliye alınması yönünde karar çıktı. Rabbim burada da bizlere maliyetinin, değerinin en az %50 altında bir yer nasip etti. İnşallah bu külliyeyi tam teşekküllü bir hale getirip eğitime, camiye, yetişkinlerimize nezih bir yer yapmak için siz değerli Müslüman kardeşlerimizin maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız var. 1 eurodan ne olur demeyin. 1 eurodan çok şey olur. İnanarak Allah rızası için verildiği sürece Rabbim bereketini verir. İnşallah hepimiz, tüm Avrupa ve dünya Müslümanlarının desteklerini bekliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.